kendisine teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Meselenin gerçeği, ne PKK, hiçbir, sadece ve sadece bölgemize yönelik bir projenin hayata geçirilmesi olduğu gerçeği attığımız her adımda bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bu durumda önümüzde iki yol var. Ya Avrupa'da ve Amerika'da yazılan bu senaryoda bize biçilen role teslim olacak, yanı başımıza gelenlere ve geleceklere rıza gösterecek, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktır ya da mücadele edecek. Milletimizle birlikte mücadele bayrağını yükseltir. Ya istiklal, ya ölüm diyerek devletini kurmuş bir millete karşı bir suçlardan yakışmak. Suriye'de Türkiye'nin başlattığı operasyonun ardından DAEŞ tehdidi ortadan kalktığında karşımızda garip bir manzara bu. Anlaşılır gibi değil. Bir tarafta rejim yüz binlerce insanı katlederek, milyonlarca insanı yerinde vererek ilerliyordu. Diğer tarafta ise PKK, YPG, Amerika'nın ve Avrupa'nın sınırsız desteğiyle 1 milyon Arabı, Kürt'ü, Türkmeni, Süryani'yi ve her kesimden insan yerinde vererek sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturuyor. Bugün sivil kayıpları konusundaki hassasiyetlerinden dem vurarak karşımıza dikilenlerin hiçbirinde o günlerde sesi çıkmıyor. Yaşlı faaliyet gösterdiği, katliamlar yaptığı, müdahalelere sebebiyet verdiği bölgelerin tamamı da coğrafyamızın kadim halklarının yaşadığı yerler. İslam'la uzaktan yakından ilgisi olmayan bu vahşi örgüt, İslam ve Müslümanların en büyük düşmanıdır ve yüz karısıdır. Bugün dahi hal, bölgede Müslümanlar lehine altına verecek her adımın önüne DAEŞ faktörü bir engel olarak çıkartılmaya devam ediyor. Üstelik DAEŞ'ı proje olarak geliştiren, maddi olarak destekleyen, fiilen yönlendiren ülkeler bugün karşımızdaki en büyük DAEŞ düşmanı görüntüsüyle çıkıyor. Halbuki biz bu konuda kimin ne rolü oynadığını tercih ediyoruz. Bize bugüne kadar terörle mücadelenize size nasıl yardımcı olabiliriz diye gelen neredeyse hiç olmadı. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, taleplerini, çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Şimdi ses veriyorum. Ey Batı! Ey Arap Birliği! Ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler! Hepinize ses veriyorum. Bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir durumla düşmenizi istemeyiz. Ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat gelmek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız. Ama iş işten hiçbir şey olmaz. Teröristler kapınıza dayandığında sınırlarınızdan içeri düşen bombalarla vatandaşlarınız ölür ve yaralanırken, şehirleriniz canlı bomba saldırılarıyla, terörist eylemleriyle sarsılırken, terör örgütü mensupları müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaşıp en üst düzeyde ağırlanırken, evet işte bunlar olurken, bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz, nasıl davranacaksınız? Unutmayın, bu dünya ekonomi dünyası. Türkiye binlerce yıldır güçlü devlet geleneği, kadim medeniyet mirası, milletinin sarsılmaz birliği ve beraberliği sayesinde bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştırdı.
Bunlar hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bakalım o karar gibi geldiğinde siz ne yapacaksınız? Kendinizi güvende sandığınız sırçak köşkünüz paramparça olup üzerinize çökmeye başladığında, vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında, bakalım teröristlere bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürebilecek misiniz? Biz bugüne kadar nerede bir mazlum kanaatıysa, nerede bir mazlumun ağrı göğe yükseldiyse, nerede bir ben çaresiz bir etrafına bakımıysa, tüm kalbimize ve imkanlarımıza hep orada olmaya çalışır. İnşallah bundan sonra da aynısını yapacağız. Terörler yanınızı yakmaya başladığında da yine bu asil millet yanınızda olacak. Onun için diyorum ki gelin bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil yanında yapın. En azından karışmayın. Hem NATO üyesi ülkelere sesleniyorum. Geçenlerde söyledim. Ya bu PKK, YPG ne zaman terör, NATO'nun üyesi olup da benim halim oldu? Bu nasıl işti? NATO üyesi ülkeler YPG'nin değerinin yanında yer alıyor ve onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat. Başka Amerika, 30 bin tır Irak üzerine bunlara silah, mühimmat, araç gerek kesildi. Öbür tarafta Avrupa, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla her türlü desteği veriyor. İşte şu anda tüneller var. 90 kilometreyi aşın tünel. Nerede? Suriye'de. Peki, bunun için arası nereden geliyor? Yafarç. Yafarç nerede? Hemen orada. Bu bir Fransız firması. Ne rica edeceksiniz? Kimi aldatacaksınız? Bunların durumu bile yok şu. Saklayamıyorum. Her şey meydanda. Ama bunların bir hesabı verecek. Bugün ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyanın en önemli malzemelerinden biri sivil katliam iftirası. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliam yapmamıştır ve yapmaz.